Arkadaşlar merhabalar bu videomda özel üçgenler konusunda kazanım odaklı sorular kısmındaki 3. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız özel üçgenler açılarına göre özel üçgenler yani. En önemliler zaten 30 60 90 ve 45 45 90 üçgeni. 30'un karşısında burada önemli olan 30'un karşısı zaten. 30'un karşısından 60'ın karşısına geçiş kök 3 kat. 30'un karşısından 90'ın karşısına geçiş 2 kat olduğunu bileceğiz. Sonra ikiz kenar dik üçgen yani 45-45-90 üçgeni. Dik kenarlar KK iken hipotenüs kökü kat olduğunu bileceğiz. Sonra 30-30-120 üçgeni var ama yani bilmeseniz de kendiniz çıkartırsınız şuradan dik çizerek arkadaşlar. Ama kolay bir şey bilin, olduğu için biliniyor. K e, kenarların kök 3 katı 120'nin karşısına eşit oluyor. Bir de 15-75-90 üçgeni var. Şunu bilmeyin arkadaşlar ben bilmiyorum. Bu Bozana kadar da bir kayıp yaşamadım. Siz de büyük ihtimalle bir kayıp yaşamazsınız. Zaten böyle e, dik kenarlarda geçiş sorulursa eğer küçük açıya ait eşi, e, ikiz kenar oluşturduğunuz zaman 75'i parçalayarak sonuca ulaşırsınız. A15-75-90'da e, şuna dikkat edeceksiniz. Kendi emeğinizle dik çizdiğinizde karşınıza 15 75 90 çıkarsa gittiğiniz yol yol değil. Ama velakin lakin 15 75 90 direkt verilmişse özellikle alan sorularında çıkar karşımıza. Hipotenüse ait yükseklik haşken e, burası de 4 h olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Hemen bununla ilgili özel açılı mantıkla ilgili bir örnek soru var. Zaten çözümü de var. Bizi ilgilendiren kısım burası. Hadi bakalım biz sorulara başlayalım arkadaşlar. Evet birinci soruyla başlıyoruz şöyle bir. Soruya baktığımız zaman arkadaşlar neler verilmiş bize? 30, 45, 60. 30, 60, 90 üçgeni direkt verilmiş ve 45, 45, 90 üçgeni de direkt verilmiş. E burası 6, 6 iken burası 6 kök gelir. E hocam burası 6 kök iken şurada da bir 30, 60, 90 üçgeni var karşımızda. Buradaki 30 60 90 üçgenine bakacak olursak 90'ın karşısı 6 kök iken normalde 30'dan 90'a geçiş 2 kat. O zaman 90'dan 30'a geçiş yarısı olur. Yani 3 kök 2 olur. E, 30'un karşısından 60'ın karşısına geçişte kök 3 kat olacaktır. Yani 3 kök 2'nin kök 3 katı cevap olacaktır. Yani cevabımız 3 kök 6 olur arkadaşlar. Cevap böylelikle Ceyhan yaptı birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Hocam 30 derece verilmiş. 30 90 sa burası nedir? 60. Tamamı 90 sa burası 30. 30 90 sa burası ne oldu arkadaşlar? 60 derece oldu ve bütün açıları yazdık. Buna göre AB uzunluğu nedir diye soruluyor. AB'ye bakacaksak arkadaşlar şu üçgene bakmamız yeterli. Ee, diğer yerlerden de bulursunuz ama en pratiği bu olur. Normalde 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 60'tan 30'dan 60'a geçiş kökü kat. 60'tan 30'a geçişte köküce bölünmüş hali. Yani 4 yapar. 30'un karşısı 4 ken, 90'ın karşısı kaç yapacaktır? 8 yapacaktır. Dolayısıyla ikinci soru böylelikle Edremit oldu. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruya baktığımız zaman direkt hocam DB ile BC birbirine eşit verilmiş. Yani şunlar birbirine eşit. Yani bu nasıl bir üçgen? 45-45 90 üçgen hocam burası. E şuraya baktığımız zaman da hocam bu açı daha 60 derece oldu. 60 90 ise burası da 30 oldu. Yani küçük üçgen 45-45 90 üçgeni. Hatta hipotenüs iki kökü ise dik kenarlar 2-2 yapar. Büyük üçgende nedir arkadaşlar? Büyük üçgende 30 60 90 üçgeni. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı kaç olacaktır? 2 kök 3 olacaktır. E buraya bakacak olursak x artı 2'nin 2, 2 kök 3 olduğunu gördük. Ve x de buradan ne çıkar? 2 kök 3 eksi 2. 2'yi öbür tarafa attığımızda. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Geldik 4'e. 30'da 45 gibi iki tane mükemmel açı gördük. Hemen ne yapıyoruz? da 45'i parçalamıyoruz. Özel açılar parçalanmayacak şekilde hop bir dik çiziyoruz. Diki çizdiğimizde hocam bir ne çıktı? Bak 30'u parçalamadım diye 30-60-90. 45'i parçalamadım diye 45-45-90 çıktı. E şuradaki üçgende bir 30-60-90 üçgeni var ve sayı var. Hemen bakıyoruz. Hocam 90'ın karşısı 4'si 30'un karşısı yarısıdır 2. E burada da 45-45-90 üçgeni. Dik kenarlar 2-2 iken -2 hipotenüs de ne olacaktır? 2 kök -2, 2 olacaktır. Dolayısıyla dördüncü soru akçay oldu arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Hocam 120 derece var. 120, 150, 135 gibi açılar da özel açılardır. Mutlaka bu açılarda 180'e tamamlayan açısını düşüneceksiniz. Hocam 180'e tamamlayan açısı ya buradaki 60'ını ya da buradaki 60'ını kullanacaksın. E hadi şunu kullanalım bakalım. Burada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Burayı 120'nin 180'e tamamlayanı kaç? 60 derece. Hocam ne yapacağız burada? Hop şöyle bir dik çizdiğimiz zaman 60'ın mantığını kullanmış oluruz. Yani 60-90 ise 30 çıktı. E o zaman şuradaki üçgende bir şey mi çıktı arkadaşlar? 30, 60, 90 üçgeni. 90'ın karşısı 8'si, 30'un karşısı 4'tür. 60'ın karşısı da 4 köküçtür. Evet burası 4 köküç oldu. Şimdi ne yapacağız? Hocam büyük üçgende Pisagor bağıntısı yapacağız. Büyük üçgende Pisagor bağıntısı yaparken e, Hocam burası kaç? 6. Burası 4 köküç. 6'nın karesi artı 4 köküçün karesinden gidebilirsiniz ama varsa kısa yol uygula. Kısa yol ortak çarpan. Burası nedir arkadaşlar? 2'nin 2 köküç katı. Hocam burası da 2'nin 3 katı. O zaman x de 2'nin kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı olacaktır. 2 kök 3'ün karesi 12 artı 3'ün karesi 9. Yani x'i buradan kaç buluruz? 2 kök 21 diye buluruz. Diğer türlüsünde de yaparsınız ama kök dışına çıkarmayla uğraşırsınız. Gerek var mı? Bence gerek yok. Cevabımız böylelikle 5. soruda denizde çıktı. Geldik 6. soruya. Aa hocam hemen 90'lar var. Şöyle bir dik çizeyim. Dik üçgenler oluşturayım. Hayır. 60'ın özelliğini parçalamış oluyorsunuz. 60'ı nasıl böleceksin sen? Hocam 30-30 parçalasın. Olmaz. 60 parçalanmaz. Ya parçalanır. 60 ve 120'nin parçalandığı durumlar oluyor. Nerede? Eşkenar üçgende ya da 30-30 120 üçgende. Hocam şuraya bakacak olursak 60 parçalanmaz ki zaten 60-90-90 dörtgen -90, açıları toplamı 360'tan buraya kaç derece kaldı? 120 derece kaldı. Sen 120'yi de parçalamış oluyorsun. Bir dörtgende bütün açılar özel açıysa 60 özel 120 özel 90'da kısmen özel. Parçalamamayı tercih ederiz. Böyle açılar gördüğünüz zaman üçgene tamamla. İster yukarı doğru tamamla, ister aşağı doğru tamamla. Hiç fark etmez. Ben tercihimi aşağıya doğru tercihimi kullandım arkadaşlar. Yukarı doğru da tamamlasanız yine cevap çıkacaktır. Hocam burası kaç oldu? 60 oldu. 60 90 ise burası kaç oldu? 30 oldu. Hocam şuradaki üçgende bir 30 60 90 üçgen çıktı. Büyük üçgende bir 30 60 90 üçgen oldu arkadaşlar. 30'un karşısı 4 kök 3 90'ın karşısı 8 kök 3. 30'un karşısı 4 kök 3 ise 60'ın karşısı da 4 kök kök 3 katından dolayı 12 çıkıyor arkadaşlar. E bizden ne isteniyor? X. Hocam büyük üçgene bakacağız. Büyük üçgende şurada kenar var. 8 kök 3 artı 2 kök 3 10 kök 3 mu yaptı? Evet. 60'ın karşısı 10 kök 30'un karşısı da kök 3'e bölünmüş hali. Direkt ben kaç yapar? 10 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla 6. soruyu böylelikle akçay bulduk ve geldik son soruya. Yani 7. soruya. Aşağıda asılı olduğu tavandan 160 cm uzakta olan büyüklüğü ihmal edilen bir top. Evet tavandan 160 cm uzakta dediğine göre uzaklık dediği dik uzaklıktır arkadaşlar. Burası 90 derece burası kaç oldu? 30 derece oldu. Sonra ok yönünde 60 derece açıyla döndürüldüğünde yerden yüksekliği 140 cm oluyor. Arkadaşlar kalem döndürsen yine aynı kalem mi? Evet Döndürme işleminde eş yapılara dikkat edeceksiniz. Bu kalem olur, işte bir çubuk olur, bir ip olur, üçgen olur. Fark etmez bunlarda eş yapılara dikkat edeceksin. Buradaki eş bir boyutlu olduğu için işimiz kolay zaten. 160 santimetre bu ipin uzunluğu, bu ipin uzunluğu da 160 santimetre yapacak mı arkadaşlar? Yapacak. E hocam 30'u kullanman lazım. Hop şuradan bir dik çizsem tavana. 90'ın karşısı burada ne çıktı arkadaşlar? Bir 30-60-90 üçgeni çıktı. E burada 90'ın karşısı 160 ise 30'un karşısı kaç çıkar? 80 çıkar. Bizden ne isteniliyor? Buna göre tavanda ipin asılı olduğu noktanın zemine olan uzaklığı. Yani şuradaki uzunluk. Yani şuradaki uzunluk isteniliyor. O da 80 artı 140'dan kaç çıkar arkadaşlar? 220 olarak bulunur. O zaman 7. soruyu da böylelikle Cihan bulduk. Ve bölüm 3. bölüm testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 4. bölümün testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.